Bir parçacık simülatörü yapabilmeniz için gerekli üç şeyin birincisinin üzerinden geçtik. Parçacıkların fizik kanunlarına göre nasıl hareket edeceklerini belirleyen formülleri öğrendik. Bu videoda parçacıkların çarpışma esnasında nasıl hareket edeceklerini belirleyen formülleri öğreneceğiz. Çarpışma anında hız yere dik ve çarpışma kusursuzsa hız ters yöne dönecektir. Gerçekte de hızın yönü tersine döner. Fakat büyüklüğü sürtünme yüzünden azalır. Birinci derste de gördüğümüz gibi sürtünme kayıplarını çarpışmanın esnekliğini ölçen bir faktör ile çarparak hesaplayabiliyoruz. Buna göre eğer V yere çarpmadan önce aşağı yönlü bir hızsa çarpışmadan sonraki hız yani V üssü eksi E çarpı V ile bulunabilir. Formüldeki E esnekliktir ve sıfırla bir arasında bir değer alır. Önündeki eksi işareti ise çarpışmadan sonra yönün değişeceğini bize gösterir. E1'e e eşitse çarpışma kusursuzdur yani enerji kaybı olmaz. E1'den küçükse de bir miktar enerji kaybolacaktır. Peki hızla yer arasında bir açı olduğunda durum ne olur? Hemen görelim. Topun ışığın bir ayna yüzeyinden yansıması gibi zıpladığını gördünüz değil mi? Topun hızı olan V yerle bir açı yapıyorsa bu açıya da teta diyelim. Çarpışmadan sonraki hız olan V üssü de yerle aynı açı yapacaktır. V üssüyü bulmak için V'yi V paralel yani yere paralel olan ve V dik yani yere dik olan iki vektörün toplamı olarak ifade edelim. Çarpışma sırasındaki tek kuvvet olan, yani topu ittiren kuvvet, yere dik olduğu için paralel bileşen değişmezken dik bileşenin yönü değişir. Bu da V üssünün V paralel eksi V dik olması sonucunu çıkarır. Formüle esnekliği de eklediğimizde, sonuçta bu eşitliği elde ederiz. Evet, böyle işte. Harika. Aynı kütleye sahip i ve j parçacıkları çarpıştığında ne olacağını görmek için hızı paralel ve dik bileşenler halinde ifade etme fikrini kullanabiliriz. Söylediklerimin daha açık olması için hemen bir çizim yapalım. i parçacığının merkezinden j parçacığının merkezine uzanan i j doğrusu yere dik olan bileşen rolünü oynayacak. Böylece VI'yi şekilde de göreceğiniz şekilde iki vektörün toplamı olarak yazabiliriz. Aynı şeyi VJ içinde yapabiliriz. Çarpışma sırasında parçacıklara etkiyen tek kuvvet IJ doğrusu yönünde olacaktır. Paralel yönde etkiyen başka kuvvet olmadığı için paralel bileşenler yine aynı kalacak. Dik doğrultuda neler olduğunu tam olarak anlayabilmek için daha ileri seviye enerji korunumu ve momentum bilgilerine ihtiyacımız var. Bu kavramlara hesaba katıp parçacıkların aynı kütleye sahip olduklarını varsayarsak i parçacığının j'nin dik hızını, j parçacığının da i parçacığının dik hızını aldığını söyleyebiliriz. Kısacası dik hızlarını değişirler. Bu da çarpışmadan sonraki v üssü i ve v üssü j hızlarının bu formüllerle hesaplanabileceği anlamına gelir. Parçacık çarpışması konusunda bu kadar bilgi yeterli öyle değil mi? Sıradaki alıştırmada çarpışmaları tanımlayan eşitlikleri gözden geçireceksiniz.